Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Servet-i Finuncular içinde tiyatro alanında en çok etkinlik gösteren nokta 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 olmuştur. Onun ikinci meşrutiyetin ilk günlerinin eğilimine uyarak yazdığı beş perdelik oyunu Şehval yahut istibdadın son perdesi ilgi görmüş ve pek çok topluluk tarafından oynanmıştır diyor arkadaşlar biliyorsunuz ki normalde Servet Efe'nin oyuncular e, tiyatroya çok önem vermiyorlar ama bu adam biraz daha onların dışında kalmış ondan bahsediyor aslında bize Mehmet Rauf değil romancılığıyla bilinir bir de mensur şiir yazmıştır biliyorsunuz. Cenab Şahabettin şairdir. Servet-i Finun döneminin önemli bir şairi Tevfik Fikret'le beraber. Süleyman Nazife Eleriz, Hüseyin Rahmi Gürpınar daha çok romancılığıyla ön plana çıkmış. Hüseyin Suat Yalçın'dan bahsediyoruz. Cevabım E şıkkı. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? İlk oyunu 1911'de yazdığı yalandır. Bir eleştirmene göre sanat değerinden yoksun bu oyun tanınmış bir şair tarafından yazıldığı için ilgi çekmiş. Oynanmış fakat kitap halinde basılmaya değer görülmemiştir. İkinci ve en önemli oyunu ise Körebedir. Hüseyin Suat Yalçın'la birlikte yazdıkları Küçük Beyler diğer adıyla Derse Devam Edelim adlı bir vodvili de vardır diyor arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. E, Halit Siyah Uşaklıgil değil arkadaşlar. Roman ve hikayesiyle ünlüdür. Reşat Nuri Güntekin zaten bu döneme ait değil. Milli Edebiyat dönemine ait. Hüseyin Cahit Yalçın değil arkadaşlar. Hüseyin Rahmi Gülpınar da romanlarıyla ön plana çıkmış bir sanatçı. Cenab-ı Şahabettin Servet-i Fünun döneminde aslında şiirleriyle ön plana çıkmış. Servet-i döneminin en önemli şairidir Tevfik Fikret'le beraber ama tiyatroda yazmıştır. Özellikle Hüseyin Suat Yalçınla birlikte Küçük Beyler adlı bir vodvili var ve Yalan ve Körebe ona ait. Cevabım Denizli. Bu parçada adı geçen hangi yazın ustası ile ilgili bir bilgi yanlıştır? Hangisi ile ilgili bilgi yanlıştır diyor? Bakalım. Servet-i döneminde kısa bir süre edebiyat neredeyse bütün türlerde gelişmiştir. Bu dönemde Tevfik Fikret şiirde doğru arkadaşlar. Halit Yavuşaklı gir romanda doğru. Süleyman Nazif tiyatroda diyor. Yanlış arkadaşlar. Süleyman Nazif şiir ve makale alanında özellikle yazmıştır. Bu yüzden cevabım C şıkkı. Hüseyin Cahit Yalçın makale ve tenkitte yani eleştiride Cenab-ı Şahabettin şiir deneme ve gezi yazısı gibi türlerde önemli eserler vermiştir. Doğrudur. Cevabımız C şıkkı. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Milli Edebiyat döneminde özel tiyatroların yanında Darül Vedai'nin kuruluşu tiyatronun gelişmesi açısından önemli bir gelişmedir. Darül Bedai arkadaşlar İstanbul Şehir Tiyatrosu'dur. Doğrudur bu. Darül Bedai, sanatçı yetiştiren, tiyatro eğitimi veren, tiyatroyu okullaştıran bir kurumdur. Tamam. Metin yönünden ise Reşat Nuri Güntekin, Musahip Zade Celal gibi yazarlar önemli eserler vermişler doğru. Faruk Nafiz Çamlıbel gibi şairler de Türkçülük akımına bağlı kalarak tiyatro eseri yazmışlar doğru. Çoğu Anadolu'ya açılmasının açılmanın etkisiyle yazılan eserler modern tiyatrodan çok halk tiyatrosunun sanattan uzak bir kopyası niteliğindedir. Tamamen bunu söyleyemeyiz arkadaşlar. Bu yanlış olur Milli Edebiyat Tiyatrosu için. Hem halk da var hem e, modern tiyatro da var. Dolayısıyla şöyle cevabım E şıkkı olur. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Birinci Meşrutiyet yıllarında Gedik Paşa Osmanlı tiyatrosunun yıktırılması üzerine tiyatro yeteri kadar gelişmedi. Doğru. İkinci Meşrutiyetle birlikte şartların değişmesi üzerine tiyatroya ilgi duyan Tefik Fikret, Mehmet Rauf, Hüseyin Suat gibi Servet Efe'nin temsilcileri arasında Cenab Şahabettin de vardı. Arkadaşlar baktığımızda Tevfik Fikret şiir alanında daha çok ön plana çıkmış bir sanatçımızdır. Mehmet Rauf'a baktığımızda evet roman dışında tiyatro eserleri de yazmıştır ama özellikle bu türü temsil ettiğini söyleyemeyiz. Daha çok romanda ön plana çıkmıştır. Cenab Şahabettin'e baktığımızda yine daha çok ee, şiirde arkadaşlar ortaya çıktı. Hüseyin Suat Yalçın tiyatroda ortaya çıktı ama dediğim gibi diğer isimleri aynı kategoriye alamayız. Bu yüzden cevabım Bursa. Cenab-ı Şahabettin ikinci meşrutiyetin ilanından sonra hızlı çoğalan e, tiyatro topluluklarının kuruluş ve yönetiminde görev alarak kendini göstermiştir. Doğru. Başarılı olamazsa bile arkadaşlar Cenab-ı Şahabettin'in Yalan ve Körebe isminde iki tane tiyatro eseri vardır. Cenab-ı Şahabettin önce çoğu amatör olan toplulukların başıboşluğunu gidermek amacıyla gündeme gelen e, komediye franchise tarzında bir milli tiyatronun kuruluş çalışmalarına katılmış ve Müze-i Hümayun Müdürü Hamdi Bey ile ayağından Recaizade Mahmut Ekrem Bey'in başkanlığındaki sahneyi Osmaniye'nin okuma kuruluna seçilmiştir. Doğru. Yeni tiyatro cemiyeti adlı derneğin kurucularından biri olan Cenab-ı Şahabettin dönemin önemli tiyatro topluluklarından Darül ünlü şair ve yazarlarından oluşan edebi heyetinde yer almıştır. Bu da doğru. Bunları elediğimizde cevabım Bursa. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Yazarın hülle, çifteli mikroplar, devayi aşk adlı oyunları bilinmektedir. Sanat vesikaları, harman sonu oyunları da ona aittir. Darül Bedaiye yani İstanbul Şehir Tiyatrosu'na verilip de oynanmayan olan çanta ve keklik ile ballı baba, Salah Cimcoz ile birlikte yazdığı ve Mınakyan topluluğunun 1910'da oynadığı malum meçhul tiyatroları yine onun tarafından yazılmıştır diyor arkadaşlar. Neyden bahsediyoruz? Hüseyin Suat Yalçın'dan bahsediyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Servet-i Fünuncular içinde tiyatroyla en çok ilgilenen sanatçıdır. Başarılı bir tiyatro dili vardır. Devay Aşk'tan, Şehbal Yahut İstibdad'ın Son Perdesi isimli tiyatrosu da var. Bunu zaten görebiliyoruz. Cevabım C şıkkı olacaktır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Edebiyatı cedideciler arasında en çok psikolojik roman alanında ün yapmış olan nokta 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 tiyatroyla çok ilgilenmiştir. Oyunları arasında Pençe, Cidal, ilk e, önce iki Kuvvet adıyla oynanmış ve yayınlanmış olan Sansar, daha sonra Konuşmalı Roman olarak Yara adıyla yayınlanan Ceriha önemli eserleridir. Onun Diken adlı tek perdelik bir komedyası da vardır. Yazar aynı zamanda birçok uyarlamalar da yapmıştır diyor arkadaşlar. Şimdi e, psikolojik roman diyor gördüğünüz gibi. Aklımıza ne gelecektir arkadaşlar? Eylül gelecektir. Buradan yakaladık. Eylül isimli roman kime aitti? Mehmet Rauf'a aitti. Cevabımız Bursa şıkkı olur. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Servet Efe'nin oyuncularla aynı kuşaktan olup bu çığırın dışında kalmış yazarlar içinde oyun yazmış olanlar da var. Bunlardan birisi de nokta nokta nokta. Romanları ile kendisinden söz ettiren yazar Cumhuriyet döneminde de tiyatro yapıtı vermiş. Bu dönemde dört perdelik. Hazan Bülbül'ünü yazmıştır diyor arkadaşlar. Burada şeyden bahsediyor. Yani dönem olarak Servet-i Fünuncular döneminde yaşamış ama sanat görüşü olarak onlara çok uymayan Halit Ziya Mehmet Raufu Eleriz. Çünkü bunlar Servet-i Fünun döneminin önemli sanatçılarıdır arkadaşlar. Dolayısıyla cevap bunlardan biri olamaz. Ahmet Rasim'i de elleriz. Burada daha çok böyle fıkraydı, denemeydi, günlük alanlarında yazmış. Yani düşünceye dayalı metinler yazmış. Ali Ekrem Bolayır da değil. Hüseyin Rahmi Gürpınar'dan bahsediyoruz. Cevabımız Denizli. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Edebiyatı Cedide'nin en önemli romancısı Ahmet Rasim Kabus adlı bir dram yazmış. Alexander Dumas, Filsin, Frankilon e, Frankillon oyunundan Firuzan, Edward Paylero'nun e, La Soris oyunundan Fare adlı uyarlamalar yapmıştır diyor arkadaşlar. Şimdi e, Ahmet Rasim Servet Edebiyatı Cedide dediği değil Servet Efinuncuların önemli romancısı değil ve kabus Sona ait değil arkadaşlar. Ahmet Rasim'in yerine kim gelecektir tabii ki? Halit Ziya Uşaklıgil'i getirmemiz gerekiyor. Bu şekliyle baktığımızda cevabımız A şıkkı olacaktır. Onun önemli oyunlarından 4 perdelik bariya ile 3 perdelik sükutu sayabiliriz. Yazar bir de tek perdelik Mama Dadın Darılır adlı komediye yazmıştır. Faik Ali Ozan Soy, Paytahtın Kapısında ile Nedim ve Lale Devri adlı iki manzum oyun, Celal Sahir Erozan ise Darılmaca Yok adlı komediye yazmıştır. Diğerleri doğru cevabım A şıkkı. Milli Edebiyat Dönemi tiyatro çalışmaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hüseyin Cahit Yalçın Çürük Temel adlı uyarlaması ile Orhan Seyfi Orhon'un Baykuş adlı eserleri dönemin ilk eserlerindendir. Arkadaşlar Çürük Temel şöyle Hüseyin Suat Yalçın'ın bir uyarlaması. Hüseyin Suat Yalçın burada böyle bir yanlışlık yapılmış. Baykuş isimli eser ise Halit Fahri Ozansoy'a ait. Şöyle Halit Fahri'ye ait. Bu şekliyle baktığımızda cevabımız A şıkkı olacaktır. 1908'de oyun yazmaya başlayan Müsahip Sadeceler'in ilk oyunu 1913'te sahneye konulan Köprülülerdir doğru. Bu dönemin tanınmış güldürü yazarlarından olan İbnül Refik Ahmet Nuri 8. Fransızcadan yaptığı uyarlamalarla da tiyatromuza birçok oyun kazandırmış doğru. Dönemin roman ve öykü yazarlarından Aka Gündüz, Reşat Nuri Güntekin, Ömer Seyfettin, Halide Edip adı var, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Mithat Cemal Kuntay aynı zamanda oyunda yazmışlardır doğru. Dönemin şairlerinden Halit Fahri Ozansoy, Yusuf Siyah Ortaç ve Faruk Nafiz Çamlıbel'in oyun türünde eserleri de vardır. Bu da doğrudur. Cevabım aşıkkı. Aşağıdakilerin hangisinde açıklama adı ayraç içinde verilen sanatçı ile ilgili değildir. Önemli iki oyununu Cumhuriyet'ten sonra yazan sanatçı Fecrati günlerinde Nirvana adlı kısa bir söyleşme ile Veda adında bir perdelik oyun yazmıştır. Halide Edip adı var diyor arkadaşlar yanlış. Nirvana, ondan sonra Veda, Sanak ve Mağara adlı dört tane oyunu vardır arkadaşlar bu yazarın. Kimden bahsediyoruz? Yakup Kadri Karaosmanoğlu'ndan bahsediyoruz arkadaşlar. Bu durumda cevabım A şıkkı olacaktır. Daha çok hikayeleriyle bildiğimiz ama mizahi yönüyle kalemi tiyatroya da yatkın olan sanatçı diyor arkadaşlar. Refik Halit Karay çünkü Kanice müdafası, Tiryaki Hasan Paşa e, gibi eserler ona ait bunu eliyoruz. Onun mazlum olarak yazdığı Baykuş biliyorsunuz. E, Ölüm Perileri ilk şair ve itiraf bilinen tiyatro eserleri arasında Halit Fahri Ozansoy doğru Binnaz adlı manzum bir oyun, Kördüğüm adlı üç perdelik bir oyun, Latife, Mahkemede Tavla, Düğünden sonra erkek evlat tatlı ölüm bunlar Yusuf Ziya Ortaç'ın. Bu da doğru arkadaşlar. Hikaye üzerine yoğunlaşan ve o türde önemli eserler veren yazar tiyatro alanında pek eser vermemiştir. Elimizde metni olan tek oyuncu mahcupluk imtihanıdır diyor arkadaşlar. Ömer Seyfettin'den bahsediyor. Bu da doğru. Cevabım aşıkkı.